Herkese merhaba. Bir İşin Uzmanı serisiyle daha sizlerle birlikteyiz. Bugün sizlerle bahsedeceğimiz ülke, eğlence denildiği zaman akla ilk gelen ülkelerden birisi. Evet, Hollanda'dan bahsedeceğiz. Amsterdam, Rotterdam ya da Maastricht gibi şehirlere sahip olan Hollanda'da yüksek lisans eğitimi almanız mümkün. Hollanda'dan bahsetmeye başlayacak olursak eğitim noktasında çok ilgi çekici ve aynı zamanda uluslararası öğrencileri de kendisine çeken bir ülke olduğunu göreceğiz zaten ilerleyen dakikalarda. Ama bundan önce konaklama ve yaşam maliyetlerine geldiğimizde tabii ki büyük şehirlerde tüm Avrupa ülkelerinde olduğu gibi belli başlı maliyetler değişkenlik gösterebiliyor. Konaklama maliyetleri olarak büyük şehirlerde şehir merkezine yakın yerlerde yüksek ücretler ödemeniz gerekirken bunun haricinde şehir dışına çıktığınızda daha uygun yerler bulma imkanlarınız olabiliyor. Bu noktada ise öğrencilerin en büyük yardımcısı ise üniversite yurtları. Peki üniversite yurtlarında kalmak istemiyorum, daha rahat bir hayat yaşamak istiyorum derseniz o zaman da özel yurtlar ya da direkt olarak apartman daireleri tutmanız noktasında tabii ki yardımcı oluyoruz. Sağlık sigortası noktasına geldiğimizde ise Hollanda sağlık sigortası yaptırmanız gereken ülkelerden birisi. Sosyal devlet anlayışı güden bu ülkede sağlık sigortanız için üniversitelerini size çokça yardımcı oluyorlar. Peki Hollanda'da eğitim sistemi nasıl gerçekleşiyor? Lise eğitimini hem Hollanda eğitim sistemine yönelik olarak alabilir ya da IB-AP programlarına dahil olabilirsiniz. Öğrencilerimiz eğer dilerlerse Hollanda'da lise eğitimlerine de devam edebiliyorlar. Peki Türkiye'de lise eğitimini tamamlamış olan öğrenciler Hollanda'da nasıl eğitim alabilirler? Lisans programına eğer Hollanda'da gitmek istiyorsanız maalesef ki MEP diploması sizin için yeterli olmayacak. Bunları destekleyecek şekilde ya bir IB diplomanızın olması gerekiyor ya da belli sayıda AP dersleri almış olmanız gerekiyor ki birinci yıldan direkt olarak başlayabilirsiniz. Peki ben lisede sadece Türk lise diplomasına sahibim. Hollanda'da okumak istiyorum. Ne yapmam gerekiyor gibi bir düşünceniz var ise belli bir seviyede İngilizceniz mevcut ve aynı zamanda alanınıza yönelik tercihinizi yaptıysanız Foundation programlarına katılıp normalde 3 yıl olan programları 4 yılda bitirebiliyorsunuz. Sürelere gelmişken de lisans programları Hollanda'da programa bağlı olarak 3 ya da 4 yıl sürer. Burada programa bağlı olaraktan kastım hem teknoloji programları hem de aynı zamanda sosyal bilimler programı olarak ayrılabilir. Ama Hollanda'da çok ince bir çizgi daha var. Bu da akademik eğitim ve uygulamalı eğitimler olarak ikiye ayrılıyor. Akademik eğitim dediğimiz noktada eğer ki öğrenci bir üniversitede eğitim almak istiyorsa akademiye yönelik olarak eğitim alıyor. Ama bunun haricinde Applied Science yani uygulamalı bilimler dediğimiz üniversiteler mevcut. Bu uygulamalı bilimler üniversitelerinde ise programların yoğunluğu 4 yılda bitiyor. Bunların arasındaki en büyük ayrım ise birisinde sektöre biraz daha yakın olurken birisinde de akademiye biraz daha yakın olduğumuzu belirtebiliriz. Peki uluslararası öğrenciler Hollanda'da kendilerini nerede konumluyorlar? Hollanda İstatistik Kurumu'nun 2006-2007 eğitim öğretim yılında yaptığı bir çalışmada toplamda uluslararası öğrenciler 3000 mezun vermişler. Bu 3000 mezunun toplam öğrenci sayısının oranı ise %11'den oluşmakta. 2018-2019 öğretim yılına geldiğimizde ise yine uluslararası öğrenci mezun sayısı 12.000'e çıkmış, toplam öğrenci oranında ise 3'te 1'lik bir bölümünü oluşturuyor. Bu noktada Hollanda'nın uluslararası öğrenciler için ne kadar cazibe merkezi olduğunu anlayabiliyoruz aslında. Peki bu mezun oranından bahsettik. Mezunlar Hollanda'da kalmaya devam edebiliyorlar mı? Mezuniyetlerinin ardından %32'lik bir uluslararası öğrenci grubu ilk yıl içerisinde çalışabilecek bir kurum kendilerine bulabiliyorlar. Bu alan genellikle hizmet ve aynı zamanda teknoloji programlarını oluşturuyor. Kalan kesim ise ortalama bir yıl içerisinde yine %32'lik bir kesimle beraber çalışmak için bir yer kendilerine bulabilip Hollanda'da çalışmaya devam edebiliyorlar. 2018-2019 yılları arasında yapılan bir çalışmaya göre ise uluslararası öğrencilerin yoğunlukla tercih ettiği programlar sosyal bilimler programları ve bunun yanında teknoloji programları olmuş vaziyette. Teknoloji programlarında ise ilgi çekici bir husus var. Hollandalı öğrencilere nazaran uluslararası öğrenci sayısı %16 daha fazla gerçekleşmiş durumda. 2022 ve 2023 yılları arasında yapılan bir çalışmada Hollanda'daki toplam sayının 821 bin olduğu düşünülüyor. Bu rakamdaki 121 bin kişilik kısım ise uluslararası öğrencilerden oluşmakta. Bu uluslararası öğrencilerin çok büyük bir yoğunluğu Avrupa kıtasından gelmekte. Bu rakam ise 90 bin civarında. Kalan kısımlarda ise Asya kıtası ve Amerika kıtası geliyor. Peki en yoğunluklu olan ülke hangileri? Bunları 7 bin civarındaki sayıyla Almanya, 7 bin civarındaki bir diğer sayıyla da İtalya takip ediyor.
Türkiye nerede diye soracağınızı düşünüyor olabilirim. Çünkü Türk yoğunluğunun fazla olduğu bir ülkeden bahsediyoruz. Bu sizi şaşırtmasın çünkü orada bulunan Türk vatandaşları genellikle ya oturum iznine sahipler ya da Hollanda vatandaşlığına sahipler. Böyle olduğu zaman bu öğrenciler uluslararası öğrencilerden sayılmıyor. O yüzden Türkiye'den Hollanda'ya giden öğrencilere bakacak durumdayız biz. Türkiye'den Hollanda'ya giden öğrenci sayısı ise ortalama olarak bu yılda 2800 olarak ölçülmüş vaziyette. Yine bir diğer istatistiğe gelecek olursak, Hollanda'da uluslararası öğrencilerin en çok tercih ettiği şehir tahmin edebileceğiniz üzere Amsterdam. Bundan sonra gelecek şehir ise biraz sizi şaşırtabilir. Maastricht ve ardından da Groningen geliyor. Birçok istatistikten bahsettik. Peki Hollanda üniversiteleri dünya sıralamalarında ne noktada? QS dünya sıralamasında ilk yüzde University of Amsterdam, Delft University of Technology ve Utrecht University gibi okullara sahip olan bu ülkede siz de eğitim alabilirsiniz. Lisans programlarından bahsetmişken aynı zamanda yüksek lisans programlarından da bahsedelim. Hollanda, Almanya'ya nazaran biraz daha fazla İngilizce eğitim veren ülkelerden birisi. O yüzden dilediğiniz ya da düşündüğünüz tüm alanlarda İngilizce programlar bulabileceğiniz ülkelerden birisinden bahsediyoruz. Eğer ki 2.70'in üzerinde bir ortalamanız mevcutsa ve geçmiş lisans tecrübeniz gibi okumak istediğiniz yüksek lisans programına tekabül ediyorsa siz de Hollanda'da master programlarına başvurabilirsiniz. Şunu unutmayın, Hollanda'daki bazı üniversiteler GMAT ya da GRE gibi uluslararası geçerli sınavlar talep edebiliyorlar. Bu yüzden bu üniversitelere başvururken hem İngilizcemizin hem de bahsettiğim bu diğer sınavlarımızın hazır olması gerekiyor. Akademik olarak bulunduğunuz dönemde part-time çalışma iznine sahipken ardından da size çalışma izni sunan bu ülkede eğitim almak sizin de hakkınız. Detaylı bilgiler ya da farklı sorularınız varsa dilediğiniz zaman bize ulaşabilirsiniz.